Peki çocukların durumu nasıldı? Durumları nasıldı? Çocuklar yani aç kalıyorlarmış, çöp toplamaya gönderiyorlarmış. Doğru mu? Bir anlatır mısınız çocukların durumu nasıldı? Doğru. Okuldan geldim miydin, çocuklara giderdin karton, ondan sonra su şişesi topla gelirlerdi, onları satarlardı. Öyle mi Fatma? Aynen dedi bana. Mustafa o sırada evde miydi peki? Evdeydi, bir sonra bekçiliğe gitti, yani fark etmez. Kaç yaşındaydı o sırada çocuklar peki, çöp toplamaya gönderdiğinde, şişe toplamaya gönderdiğinde? İşte 11-12 yaşında. Niye gönderiyorsun çocukları peki? Ya kendileri gider, ben yollamadım. Kendileri giderdi, toparlar. Nasıl çocukken 10-11, nasıl sonra gider çocuk? Sen yönlendirmezsen. Şeyler, yok ben yollamadım Didem Hanım. Sorabilirsiniz hesabına. Sürekli sizin evde yemek yiyorlarmış, doğru mu? Yani çünkü sizin annenize baktığı için öğlen doğru yemeğinde, akşam yemeğinde hep sizdelermiş. Evet. Mustafa da sizde oluyormuş, doğru mu? Devamlı bizdelerdi. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde bizdeydik. Mustafa, madem oraya çalışmaya gittiniz, yani hakkında yakalama yok, kararı var. Yok, çarşma bir şey oldu. Ya çok özür dilerim ama hanımefendinin dediklerinden ben şunu anlıyorum. Siz bir şeylerden kaçıp sığınmışsınız aynen oraya. Aynen de sen beraber gitmişsin yani. Dilan, ben söylüyorum. Tamam da ben orada çalışmıyordum da şimdi kira parasını kim ödüyordu? Evin kirasını nasıl ödüyorlardı? Zamanında ödüyorlar mıydı? Raziye Hanım. Yani boş taktik vallahi geldik. Vallahi kirayı ben pek bilmiyorum. Bayağı bir 2 milyara yakında borç takmışlar gitmişler. Aynen. Rahmetlik söyleye duruyordu. O borç takıp gitmiş. Onların parasını şöyle ayrı kira 200 lira. Evet. 3 tane de kuzu verdim o kira parasını. O bayağı. Yok yok yalan dedim ama hiçbir şey vermedim. 250'den oturduk Buşra. 250'den ne, oturduk. 3 tane kuzu verdi. 300 liraya. Kuzu verdim diyor borçlara kira karşılığı, borçlarım karşılığı. Kira şey karşılığı. Kira karşılığında kira size kuzu mu verdi? Ha nasıl? Yok, hayır. Kuzuyu kime vermiş? Kime verdin Mustafa? Size verdiğini söylüyor. Bir dakika Mustafa'ya soralım. Damadıyla kızı geldi. Bir dakika Büşra, bir dakika lütfen. Müdahale etmeyelim. Mustafa, kuzuyu kime verdin? Damadıyla kızı geldi. Damadıyla kızı geldi. Damadınla kızına vermişler. Onlara sorarız. O yalanı... Bak ya, O yalanı söyleme. Benim damadım Almanya'da, kızım Almanya'da. Geldiler ya, miydi? İki haftalığına, üç haftalığına onlar gezmeye, oraya buraya giderler. Kuzu muzu yok. Tabii. Vallahi damadı bağlattırın bak. Hatta bir şey söyleyeceğim. Hatta siz zaman zaman işte çocuklara eşya bile alıyormuşsunuz. Hatta Mustafa'nın yani ben... Aldım. Tütün bile almışsınız Mustafa'ya. Doğru mu? Aynen. Tütün mü? Evet. Aldım. Almadı desin. Ya tütün paranı bile veriyormuş. Aldım almadı desin isteyse. Biz ona öyle diyor. Rütü kuralları bak, geri öyle diyoruz. Bunun yaşlı annesi vardı. Bu onun yani yatalak bir kadınıydı. Bu onun yani bir şeylerini yıkamasını bilmem bezimlerini yapadı. Anlıyorum. Ben de işlerini gördüm. Bana öyle verdi parayı. Tamam mı? Bana bedava para vermedi kimse. Kimse para vermez. Bana bedava ha para vermedi diyor Raziye Hanım. Ben onların işlerini görüyordum. Öyle bana para veriyorlardı diyor. Öyle mi Raziye Hanım? Ne işimi benim ne işimi görmüş? Ben Fatma ile anama bakardık. Aynen. Ne işi görmüş Mustafa? Onu söylesin bakayım. Ya, duymak istiyor Raziye Hanım. Söyle bakayım Mustafa. Senin dış işlerini, ora bura dükkan işlerini ben işten geldikten sonra ben yapmıyor muydum? Hangi dükkan işleri? Ne dış işlerini? Benim o rahmetli hacım göreye gelirdi o işleri. Tabii 80 yaşındaki adam geçecek yalan tamam mı? Fatma. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun Raziye Hanım. Tabii sizin konuştuklarınız doğru, ben konuştuklarım yalan. Benim adamım 80 yaşında değil, öldüğünde bile 74 yaşındaydı. Peki bir çocuğun fotoğrafını paylaşıyor, bir çocuğun şeyini torunu olarak paylaşmışlar. O da kiracısıydı. Sizin kiracınız mıydı? Bunların üstündeki kiracının çocuğu. Ne yapıyorlardı? Evet, o da benim kiracı. Sanki o çocuk bunların torunuymuş gibi mi davranıyorlardı? Siz onu biliyor muydunuz? Bir ekranda mı öğrendiniz Raziye Hanım? Hayır. Ekranda öğrendim torunumuz dediklerini. O çocuk yani bizim yukarıda aşağıda şeyi değerlerdi. Güçlüydü çocuk. Anası da biraz hassıcaklığıydı. Peki Raziye Hanım Mustafa sürekli oradaydı diyorsun. Peki köye gelip gider miydi? Fatma anlatır mıydı sana? Sık sık. Köye gidip gelir miydi? Benim gelip gittiğini ben görmedim hiç. Şimdi anladığım kadarıyla... Hiç nasıl söylemedi. Peki orada... Çünkü Fatma'ya şuraya gidiyorum demezmişmiş ki.
Büşra'cığım bir şey rica ediyorum. Hiç bilmiyorum. Bazı şeylere müdahale etmeyelim çünkü tam anlamıyorum. Lütfen müdahale etmeyelim, olur mu? Yayın buradan devam edecek. Tamam. Müdahale etmeyelim lütfen. Raziye Hanımcığım. Ne oldu? Raziye Hanımcığım. Buyur. Şimdi Fatma'nın bu kadar çok ağlaması seni şüphelendirmiş, doğru mu? Bizi şüphelendirdik, dedik ki niye bu kadar ağlıyorsun dedik. İki üç sefer tekrarladı, bir daha demedik biz de ondan sonra. Gelin ettik, bir çöp dahi vermedik yani, bir dülbent, bir mendil vermedik kıza, çok gücüme gidiyor dedi. O yüzden ağladığını biz öyle biliyoruz. Önce demişsin ki Fatma. O çocuğun annesi. Demişimdir, aklım ermiyor dedim. Ne aklın ermiyor canım, önce şey demişsin yani. Aklım ermiyor, demişimdir. Kaynanam, ona bıraktık demişsin, bıraktık geldi demek geldi demişimdir. Demişimdir, çünkü aklım ermiyor demişimdir. Her gün ağlıyor muydu? Benim çalışmadığımı getmediğim aklım eriyor. Ağlıyordum zaman, belki de demişimdir çünkü aklım ermiyor. Bakın, benim çalıştığım adamı da röportaj yapın bakın ben. Yaparız ya, merak etme, her şey sırayla önce ev sahibine tamam. Gittik yani. Tamam, birçok ya. Kişi şey yapıyor. Bak o kadının da bunda cep telefon numarası var. Büşra baksın, Büşra benim numaram varsa baksın. Yok, şu anda o hanımefendiyle Fatma'nın hiçbir bağlantısı yok. Yok yok. Tamam, tamam. Yok. Hiçbir bağlantısı eyvallah. Yok. Tamam. Yok. Ev sahibiyle. O kadın doğru konuşuyoruz ama ben haksızım. Bak, ben onu söyleyeyim. Hiçbir bağlantısı yok. Yok ki tamam. Raziye çünkü Hanım. Benim numaram kimsede de yok, kimseye de vermiyorum. Buyur. Peki, Raziye Hanım, eve böyle apar topar mı gelip sizin eve kiraladılar? Yani böyle bir gece ansızın mı geldiler? Hani? Onu söyler misiniz lütfen? Gece geldiler amcasının, o kızının kocasıyla kiraladılar. Ben kime verdim dedim ben rahmetli Hacı'ya. Vallahi bilmiyorum dedi, çok yakında dedi bir... Amcasının kızıymış dedi, karısının dedi, Mustafa'nın dedi, onun kocasıyla dedi, geldiler dört kişi dedi, kiraladılar dedi. Niye böyle apar topar gece yarısı yok, gittiniz? Yok tamam, iş ya, işi bu ayarladı yani. Bir hafta onun öncesi şey yaptık ya, kiraladım ha. Orayı. İşi bulduktan sonra evi aceleyle bulduk. Aynı anda konuşmayın, karışıyor siz. Ben sizinle konuşuyorum. Söyle sen, yok, bekle. Geldik, bir hafta öncesi geldik, kira sözleşmesini yaptık, ondan sonra elektrik abonanı olduk, su abonanı şeyini olduk, hepsini öyle yaptık yani. Ama köydekiler diyorlar ki apar topar bir şey. Peki Meryem gelip gidiyor muydu o eve? Amcasının kızı Meryem. Geliyor giderdi. İki güne bir gelirdi. İki günde bir gelirdi. Aynen. Gelirdi. Fatma'ya sorun isterseniz. Peki o çocukla ilgili bir şey söylüyor muydu? Beraber. Şükür'le ilgili bir şey söylüyor muydu? Yok, o da bir şey demezdi. Çay... Söylemezdi. Çay kahve içerdik, kalkağa giderdi. Bir de orada bir gün... O zaman Biciğez kızı vardı. Peki, Mustafa ile ilgili bir olay olmuş. Mustafa'nın ilişkisi olan bir kadın, daha doğrusu arasında yakınlık olan bir kadın evinizi basmış. Doğru mu? Ne oldu orada? Bastı, geldi. Bekarın demiş, kızı kadını kandırmış. O sırada Fatma da evde miydi, kadın evi bastı? Bağırdı, çağırdı, gitti. Benim yanım dedi, çıkardık balkona bu karısı dedik. Aa, sen oradaymışsın Fatma. Yoğudu ben, yoğudu. Meryemgil dedi ben de. Abi ya. O gün evde değildim, siz çıkmışsınız sonra. Yok, ya. Evde... Evdeydin Fatma. Yok yok, çocuklar dedi. Bak dedik, çocuklar da bunların dedik, şu da karısı. Bu da karısı demiş. O da yok. Unutmuş. Evde yoğudum. Raziye Hanım çok emin. Meryem'in yanına ekmeği yetmeye gittiydim ben de. Ama yani balkona... Geldikten sonra söyledi. Peki o kadın ne dedi evi basıp? Ne söyledi? Bekarın demiş, kandırmış, bilmiyorum. Peki sonrasında evinizden ne zaman bana taşındılar? Biz bıraktık geldik, köve geldikten sonra taşınmışlar. Haberiniz yok muydu? Apar topar köye geri mi döndüler? Evet, biz görmedik. Apar topar geri dönmüşler. Biz bilmiyoruz onu. Peki o sırada işte kira, yani hiç paranızı geri almadınız mı? Kira şey, borcunuzu almadınız mı? Yok, almadık. Yok. İki yıl boyunca Mustafa sürekli o evde almadık. Miydi ya? Bir buçuk, iki yıl boyunca. Evet.
Ya bak bir şey söyle Fatma. Öğlen yemeği bile oradaydı diyor. Zaman zaman yok gitti. Yok ki onlar şeye giderlerdi bunlar. Dış ülkeye giderlerdi. Bu bekçilik yaptığı zaman da gelirdi, yanımıza gelirdi. Ama Mustafa'nın köye zaman zaman gittiği falan iddia ediliyor ya. Yani, sen bunu bilmiyor musun? Yok köye? Bana söylemezdi değil mi? Dedi ya zaten de. Bana söylemezdi. Gidip geldiğini söylemezdi. Peki bir şey...